Evet millet, hepinize Frostpunk'ın yeni bölümünden selamlar. Bizim de The Last Autumn, yani son bahar versiyonuna ilerliyoruz. Bu bölüm finali yapacağız. Finalde şöyle bir şey, çekirdeği bitiriyoruz artık. Ben burayı dün çektim bu arada. Fakat şöyle bir şey olmuş, kaydı başlatmamış. Ona tam bakmadım. Oyuna ne kadar bak kaptırdıysam kendime. Ya oyunu bitirdim ben bu bölümü. Ama biraz şeyli bitirdim, hani eksiklikler yaparak bitirdim. Bu bölüm o eksiklikleri yapmayacağız artık. Burada ne vardı? 5 işçiyiz. İşçi mühendise tarif edelim. Hastamız falan vardı. Şuraya bir verelim. Bir hastane tedavi olsun bunlar. İşte şurada sözler falan var bu arada. Şey dediydim. Bunu açalım. Burada kaç saat çalışıyor? Şimdi dur. Böyle yapacağız yani. Şunları falan da 8'de çalıştıracağız hepsini. Şöyle şunu da 8'de çalışsın. Tamam. Bu zaten tamam. Bu da tamam. Çünkü iş güvenliği için lazım. Ekstradan kömür giriş çıkış ne oluyor? Tamam, bunu da açtık değil mi? Açık burası da, tamam. 5 kişi mühendis oldu. Bunlara verecektik. Ha, şimdi gene de açmamış diyorlar. Açalım. Keyif evi. 5 kişi daha verecekmişiz. Verelim. Biraz çalışmaya verdik. Tamam. Onlar gidiyor buradaki. Bu arada yani rıhtımları üçlü yaptık ya. Üçlü yapmayıp şeyli yapsak aslında daha iyiydi ya. Tekli olup hani şeyleri geliştirsek, buharlı doldurmaları. Neyse. Direkt buhar çekirdeği işleriz bu arada ya. Devir araştırılmış. Dün en son burada çekirdeği yapmıştık. Ama çekirdeği yapıyorduk. Buradan sonrası kolay. Bizden bir şey istiyor. Çekirdeği yapıyoruz. Çekirdek bir patlıyor, sıkıntı çıkarıyor. Sonra jeneratörü bir araya getiriyoruz. Kabuklarını yapıyoruz. Ondan sonra şunlar istersen yap, istersen yapma. Bunları yaparken de deniz donuyor. Artık nakliye gelemiyor. Kömür falan yakamıyoruz. Ekstra şeyler oluştu. Şuradaki gemi enkazını falan kullanıyoruz. Şimdi biz nerede ilerliyorduk? Bir dakika bakalım. Burası tamam değil mi? En son reviri falan araştırıyorduk. Bunu verecektim. Reviri daha az şey çalışsın. Şimdi tekrar gelin. Çekirdek ve destek şaşısı yapıyorduk. 10 tane bundan demiştik. Birazcık bundan istemiştik, tamam. Bunlardan bu arada full yapacağız ya. Şunlardan hatta bas 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 bas. Ama mühendisler işçilere bir süre sonra şey gibi davranıyor. Böyle köle gibi davranmaya başlıyor. Şunu grev tehlikesi bir şey yapalım. Hükümler falan geliyor. Hükümlüyü çalıştırabiliyorsun. Hükümler içten daha az yüğü içiyor ve şeyli oluyor böyle. Böyle hükümlüğümüz mü varmış? Bu ne? Ne oldu? Değer bilmezmişler. Güneyli kazası. Efendim, büyük özveriyle kurtarmaya karar verdim. O işçiler anlarımızı greve soktu. Şimdi güvenli çalışma şartları. Önce kuvvet kullan. İki kişi öldü. İki kişi yaralandı da yapacak bir şey yok yani bunda da. Buraları fulledik. Verelim insanları. Şimdi 15 yapısal profil oldu. Bir dakika, 25 tane şundan bir ver. Tamam, 8. Kaç oluyor? 15 mi? 17 yap. Tamam. Buraya 7 kişi var. Bundan. Bir de süper şarjı da bastık. 8. 24 saat çalıştırırsak şey yetmez. 8'den 16'ya çalışın. Biz acilen 10 tane daha bundan. 25'i yapacağız. 15 tane de bundan lazım. Bir dakika, 21. Böyle yaptık mıydı? Tamam. Evet. Araştırma. Revir kontrol listesi yapamıyorum. Odunum yok. Bu çiçeği geliştirmesi. Ha, şu odun kömürünü yapacağım çünkü şeyde artık odun kalmıyor bizim. Ne oluyor? Biri öldü. Niye öldü? Şuraya gidelim. Bir durun be, ölmeyin be. Aynakları yapacağım bu arada. Şuraya bir toplama noktası yapalım. Bir tane şuraya yapacağım. Bir tane de buraya yapacağım. Kaynak noktası. Toplama noktası. Çok güzel, nakliye geldi. Neyi bekliyor? Geyik sürüsü rastlanan. Şuraya git ya sen.
Birazcık adam alalım. 14 tane adam ver bana. Ne diyor bu arkadaş? İlk karlar. Motivasyon her sabah düşer. 15 tane bu arada yapısal platform olmuş. 25'te mi çekirdeği yapıyoruz? Aynen. Gelişmiş doldurmayı nereye yapalım? Buraya yapsak mı? Yap bakayım buraya. Odun kömürü fırını araştırıldı. Çok iyi. Başka herhangi bir araştırma yok. Burayı tamamla. Bu 24 saat değil de 8 saate düşür bunu da bir. Kaç istiyor? 40 odun istiyor. Şuraya bir 24 saat yapacağız. Buraya var ya 5 kişi çalışsa yeter ya buraya. Şuraya 15 kişi var. Dayıya bir bakalım. Tamam kamp kur buraya. Buradan bize yiyecek getir. Şimdi yavaş yavaş şeyleri yapacağım. Kaynak depolarını yapacağım. Çünkü bir süre sonra şey kalmıyor. Adı nedir? Kaynak depolayamıyoruz. Çünkü kaynaklar bitecek elbet. Sınırsız değil. Şimdi 20 bura. Ben zaten buraya 5 buraya da 5 kişi var ya. Şimdi hem 8'den 16'yı çalıştırıyoruz hem de iş güvenliği bir arttı. Verim %25 düştüğü için. O sıkıntı var. Buraya 7 kişi vereceğim. Burası daha yapılıyor. Tamam. Şuralara birini vereceğiz. Şuraya ver. Şuraya vermesini. Rıhtımlar 24 saat çalışıyor değil mi? Tamam. Güzel. Evet. Yeni bir sözleşme imzalayabiliriz. Kokain hapları. Bu hapları imzaladım. Haptan ölen çok oluyor. Bu ne arbede. Burada da bazı dövüşçüler yararlanıyor ama huzursuzluk düşüyor. Bunu vereceğiz. Huzursuzluk çok artıyor daha sonra. Şunu imzalayacağım. %33 daha fazla kömür. Kömürcüyü de tutup şuraya yapacağız. 6-2 daha gitsin. Kömüre şu anlık oraya çok ihtiyaç yok. Ne diyorsun abicim? Değer bilmez pişler. Gene mi ya? Burası greve girdi. Ne istiyorsunuz? Al oynayacak payı. Efendim bir grup kıdemli yapalım. Grev bozucuyu geçirmek için 2 günümüz var. Grev bozucu da greve gidiyor grevdekiler dövüyor. İşte devam edin lan diyor. Şey yapıyor o şekilde. Şimdi şurada bir dakika. Burası ne? Buhar doldurma. Gelişmiş doldurma. Buhar doldurma. Bana 2 tane daha buhar çekirdeği lazım buralar için. Başka da başka bir buhar çekirdeği lazım mı? Değil herhalde ya. Başka buhar çekirdeği lazım değil. Ama ondan önce şu büyük kaynak 50 odun 25 çelik. Bunlardan yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bana büyük kaynak deposu lazım. Onları da şuraya yapacağım zaten. Kocaman bunlar. Böyle bir tanesini yapalım hatta. Yapısallar bitse artık ya. Bunlara bir şey yapsak. Kömür üretimi nasıl bu arada? Tamam, kömür üretimi çok iyi. Kömürlük bir sıkıntımız yok. İşçi yolla abi. Bana işçi ver ya. Kaç kişi geliyor bu arada? 14 kişi geliyor. Onlara hemen bir ev yapalım. Alın bakalım şöyle yapalım. Odun kömürüne şimdi adam vermeyeceğim. Şu anlık. Saatlik 2 toplayabiliyor. Sonun başlangıcı plan değişiklikleri. Efendim Londra'dan telgraf var. Mahvolacağız. Kış beklenenden erken geliyor. Kraliyet Meteoroloji Cemiyeti'nin uyarılarına göre 12 gün içerisinde deniz donacak. Tüm gemi yolculukları ve balıkçılık duracak. 10 gün içerisinde tüm sevkiyatlar duracak. Malzeme ve erzak stoklamaya başlayın. 18 gün içerisinde buz kranı ile kurtarma çalışması başlaması planlanıyor. O zamana kadar jeneratörü tamamlanması şart. İyi şanslar. Sıcaklık şart düşüş yaşayacak. 12'sinde bitireceğiz. 18'inde bizi almaya gelecekler. 6 gün yalnızız. Şimdi bir tane de ben revir yapacağım bu arada sağlıktan. Şöyle hemen bir reviri çekelim şuraya. Tamam büyük kaynak depom ne? Kömür istiyorum ben büyük kaynak depoma. Ölmeyin durun. 5 mühendis boşta bu arada. Stoğu hazırlamak. Yeni teknolojilerimiz var. Bunları şey yapacağız. Şu anlık şu odun kömüründen sonra. Bunu 24 saat çalıştırın abi. Böyle mühendisi verelim 5 tane. Yiyecek payı. Buraları da aynısını yapalım. Çabuk iyileşsinler bu. Bunları göndermişiz zaten. Bir tane daha benim şey vardı. Heh, burada. Tamam. Burada zaten 5 işçiyi terfi et. Şimdi benim acilen büyük kaynak depolarını yapmam lazım. Çünkü yapıp acilen kaynak depolayacağım.
Niye buraya yapamıyoruz ya? Naksın yapalım. Kaç tane oldu? Bir dakika. Odun, çelik. Tamam, şu anda tamam. Şu anda bizim tek ihtiyacımız şu çekirdeği ve şeyi bitirmek. Programın 11 saat kadar gerisindeyim şu an. Hızlanmamız lazım. Sizi 24 saat yapıyorum. Seni de. Burayı da 24 saat çalıştırıyoruz. Buraları 8-18 yapalım. Tamam. Şu anda bana acilen işçi lazım abi. Her şeyim var mı? Yok işçim. Tamam, bu da tamam. Bunu da imzalayacağım. Çekirdek. Çekirdek 24 saati açalım. Bunu verelim. Burada da bunu vereceğiz. 12 22 23 tamam. Şu an 25. Bir tane daha şey yapmayacağım. Böyle kalsın. Şurada birazcık işçi alacağım. 5. Burada 20 kişi mi var? Buradan bir. Tam bura bitmiş ya. Burayı al. Bunlarla işimiz yok. Burası bundan yapacak. Ya da buna da gerek yok. Hızlandırmamıza gerek yok. Zaten işçilerle hızlandırırız ki biz. Sıkıntı yok. No problem. Motivasyon gene düştü. Düşük motivasyon. Verim %30 azalır. Bir mühendis boşta, bunu buraya verelim. Nakliye ulaştı, güzel. Şimdi iki tane mühendis. Gerisine işçi mi istesek, buhar çekirdeği mi? İşçileri burada çalıştırırız ama buhar çekirdeği daha mühim. Ne, şunu bir isteyelim bakalım. Gelsinler. Çekirdeği süper şarj yapalım. 5 çelik alışımı gerektirir. Hayda, bir dakika, bu çelik alışımı yaptıracağız çünkü şeyden içeride patlama oluyor, oradan çıkartıyoruz. Şimdi sen de şey yap, odun, çelik, gıda, yiyecek payı. Şimdi burada bir sıkıntı var diyor. Bu ne sıkıntısı? Ha, burayı buraya bağlamamışız. Okey. Pardon, pardon. Sayıcım ha. Çalınan kim ya? Efendim, yanıcı bir etken olan benzoller depolarımızda çalışmıyor. Sadece işçilerin odalarını aramak istiyor. Yap, grev riski 2 ünlü artar. Yanlarına kar bırak. Tuzulsuzluk biraz düşer. Düşsün ya. Tuzulsuzlukta zaten şeyimiz yok. Bu arada ceset var mı? 7 tane ceset var. Bunları yolluyor. Motivasyon artsın. Şuraya düştükten sonra da eksi 30'a iniyoruz. Yukarıda da 30 verim alıyoruz. Şimdi depolarım var benim. Depolamam lazım benim her şeyi. Bundan yap abi. Artık motivasyon falan yalan oldu. Bunu fulle. Odun kömürünü de araştırdık. Şimdi burada benim başka işim kalmadı. Burada benim revir kontrol var. Ek avcıya gerek yok. Isıya geçmeden neredeydi o? Revir de araştırırım. Sonra ısıları araştıracağız. Hava çünkü düşüyor. Maltız falan yapacağız. Onlarla ısınacağız. Mühendisi şu anlık ihtiyacım yok. Bunlar ne yapıyor gene? Güvenli, güvenli. Tamam, güzel. Güvenliği sağlıyorlar. Çekirdek de güvensiz sanki. Niye öyle? Eksi 2 toksik gazlar. 24 saatte çalıştırmak isterim ama 24 saat eğer ki çalıştırırsam, bakalım bir dakika. 24 saat çalıştırdığım anda şeyi geçiyoruz. O zaman buraya adam vermem lazım benim. Şurayı fulleyeceğiz. Saatlik 11 kişi geliyor. Yangın damperleri. Yaptı yangın damperlerini. Şeyden dolayı iyi oluyor aslında bu da. Nerede o başka? Bunu 24 saat çalıştırıyoruz, değil mi? Yangın damperi ilerideki patlamayı önleyecek. Şimdi. Odun kömürü fırını. Şurada 4 kişi de şu çeliğe verelim. Çelik de lazım. 600 odun oldu şu an. Odunu depolayalım abi. Her şeyi depolayalım. Şimdi ne diyordu? Grev yaptırımını imzala diyor, değil mi? Grev yaptırım burada. Nerede bu? Yani peki nereden yapıyoruz grev yaptırımını? Revir kontrol listesini araştırdık. Bir sağlık bakımı yalıtımını bir şey yapalım. İki mühendis boşta. Buraya gitseniz de boştaysanız be. Şimdi bana gelen buhar çekirdeği, bir dakika. Burası son model. Son şey. Burası da son ama sona gerek var mı ya? Şu anlık buhar çekirdeği değil de. Adamlara sanki ya şey yapsam daha iyi olacak. Çünkü ölenler falan da olacak ya kışın. Nakliye ulaştı. Hoş geldiniz. Hemen şuradan bir verelim 7 kişiyi. 3 kişi mi boşta? 3 kişiyi de buraya ver. Bir dua edin.
Niye yollamıyoruz? Yetenek şartları karşılamadı. Niye? Yollamak istiyorum, gitsinler. Programın 12 saat bu arada gerisindeyim ben. Bana 13 işçi daha yollar mısın acilen? Sağlık bakımı araştırmasını fulleyelim. Şimdi diğer tarafa da şey yapacağım. Destek şasisi. Burada 24 saat. Bunu işaretleyeceğiz. Güvenlik seviyesi -2. Buradaki 5 kişi al. Buraya ver. Bunlar da 24 saat çalışsın. Evet, bir şey oldu. Saldırı ve cinayet. Efendim, bir grup maskeli işçi güvenlik karakoluna benzol şişeleri attı. Adamlardan biri yanarak öldü ve iki tane ciddi şekilde yaralandı. Nezaretçinin raporuna göre suçlara yakaladık ama onları salın. Grev riski 2 gününü atacak. Motivasyon düşük. Onları öldürün. 5 işi çözecek. Ceza kolonisi geçirmek için, ceza kolonisi kurmak için 2 günün olacak. Tamam. Ceza kolonisi yaparız biz. Sıkıntı yok. Şu anda evet. Tamam. Bu da 24 saat çalışsın. Şu anda kömür tamam karşılanıyor. Çok iyi oldu. Bunlar sayesinde kömürü karşılıyoruz şu an. Hasta yokmuş ki lan. Burada var mı? Kimse hasta değil. Şu an güzel. Şeytan etkisi akşam ayni. Barın etkisi %30 daha az olacak. İnsanlar yaralanabilir. Onları bekle. Zevk evi 24 saat değinle açılacak. 24 saat sonra açılsın be. 24 saatine kapatalım. Ne olacak yani? Bana neyi imzala dediydi? Ceza kolonisi. Al imzalayalım. Şöyle şunun arkasını yapacağım. Gözetleme kulesinde de olsun. Hükümleri kiralama. Hükümleri eleştirecek yeterli altyapının olmasıyla artık onların ana vatana göndermesi ve çalışmalarını isteyebiliriz. Çalıştırmalarını. Hükümleri barındırmak, işçileri barındırmakta daha ucuz olduğu gibi malum olduğu üzere grev yapmayan daha az yatkınlardır. İyi, ama ben işçiden devam. Çünkü hükümleri her yaptığımız yere güvenlik karakolu yapmamız gerekiyor. Gözlememiz gerekiyor. Isıtıcıyı geç, maltız yapacağız. Isıtıcıyı yapacağız da tabii. Şu anlık şey. Ceza kolonisi kuruldu. Güzel. Bir de hükümleri burada çalışacaksın ya. Buraya direkt gözetleme şeyi yapman gerekiyor. Saatlik 105 iniyor. Burası kaç? 7 topluyor. Burada dur. Saatlik 33 iniyor. 7'sini burada topluyor. Bunlar kaçını toplayabiliyor? 4'ünü. Oo. Çok az. Şu kötü olmuş ya. Yani şunun şey olması. Maltızlar %33 daha az kömür yaksın. Odunluk şu an iyi. Odunlukta sıkıntım yok. Hem şu da var. 21 topluyor bu. Bir tane daha şey isteyeceğim. Buhar çekirdeği direkt. Tamam, hoş geldiniz. Bir tane daha buhar çekirdeği. Bunu şey yapmaya çalışıyorum. Direkt yapmaya çalışıyorum. Çünkü kaçırdığımız an bir şey diyor. Grev bozucu işsiz. Efendim, popüler bir grev liderim kayboldu. İşçilerin bir aram düzenlemesi için birkaç saat ne? 4 saat ne? Durdurun gidin işlerim. Tehlike ya. Etkili yancılar. Aha, şunu yapacağız. Şimdi kömür iyice düşecek. Elime bir şey oldu lan. Ne oldu? Katilinizde. Kayıp grev liderinin arayışı herhangi bir sonuç vermedi. Amaççılar arkadaşım vazgeçmeyin sana teşekkür ediyor. Hala akşamda. Motivasyon arttı, güzel. 6 kişi evsiz. Ben size hemen bir tane ev yapayım. Siz niye evsizsiniz dayı ya? Burayı yapın 2 dakikada. Çekirdeği en son yapacağım. Önce bir çekirdek şeyleri yapmak istiyorum. Destek şasisi. Daha sonra çekirdeği yapmak istiyorum. Programın bir gün kadar gerisindeyim. Normalde bir önceki videoda 3 gün ilerisindeydim ben. Biraz geride kalmışım. Çünkü burada bunlar imzaladım. Ama bunu da kaldırdığım anda ölümcül oluyor ya. Bunu kaldırırsak da. Toksik gazlar nasıl hala -3? Hani bunlar iyice temizlemiyor mu? Zaten şey yapıyoruz diyor. Tehlikeyi yaptık diyor. Evet, hava -10'lara indi. Umarım daha da soğumaz. Soğuyacak vallahi abi. Donuyorum. Böyle bir soğukta nasıl çalışacağız? Kış kalıcı olarak geldi. Boku yedik demiş birisi. Evet, kış geliyor da ısıtıcı, gelişmiş üfleyici, radyatör uzantıları. Isıtıcıları araştır. Şura bitti zaten. Şuraya vereceğim şimdi size. Hadi abi, ha. Destek saçlarının biri bitti. Burası şu an sağlıksız. Nakliye ulaştı. Oley, güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kaynaklardan gelişmişi yapacağız çeliğe çünkü.
Çünkü çelik yalaşım olmadan çelik zaten yavaş çıkıyor. Bir de şuradan üretirken yavaş kaldık mıydı biteriz. Odundaki 15 kişi al. 5 kişi buraya ver, tamam mı? 5 kişi buraya var. 5 kişi de buraya var. Bundan bir yaklaşık bana 20 tane çıkar. Bundan 5-10 tane. Bundan ise yaklaşık 25 tane falan çıkar mı? 20 tane yap. Dur ama önce bir tane de geliştirmişiz sıkıcı. Bu yapıldı, çok iyi. Bunun sayesinde saatlik 10 çelik çıkıyor direkt. 24 saat çalıştırıyoruz. Evet, yeni imza bakalım. Kokain haplarını imzalamayacağım. İçip içip sonra uyuşturucu bağımlısı oluyorlar. Revir de yapmayacağım. Sınıf ayrımı. Mühendis lojmanları. Mühendis motivasyonu daha yüksek olur. Yok, ayırmam ya. Rasyonel dediğimiz sağlık hizmetleri. Bunda da mahkumları tıbbi testlerden ayrı tut var. Yok. Toplamalar neymiş? Toplama. 15 işçiyi mahkuma çevir. Her kullanımda büyük. Bunu imzaladım da kullanmayacağım hemen. Şimdi sağlıksız eksi 2 toksik gazlar, 3 güvenlik seviyesi. Sıkıcı verimlilik. Abi bak, burası ölümcülden sağlıksız yapıyor. Tamam, güvenli güvenli, zarardan güvenli yapıyor. Burası da ekstra şey yapıyor. Başka ne var? Günlük 840. Bir dakika. Gömür tüketimi şu an çok fazla abi. Niye o kadar çok peki kömür tüketimi? 24 saat yaptık diye. Bu atıyorum 8'den 6'ya çalışsa ne olur? Tam eşit değil mi şu an? Güzel. Yapısal profilleri şey yapacağım. Gölden sen çıktın. Senin üstünde herhangi bir şey var mı? Yok. Buraya gel o zaman. Taş kemerini. Zaten buralarda bitiyor birazdan. Ne olacak? Sen yap bakalım. Sen ne diyorsun? Hastalık evi. Endişeli bir seyirci devkinde cinsel bir hastalığın salgının başlığına. Aha, AIDS çıktı. Çalışanların en az birinin bel soğukluğu var ve hastalık yayılıyor. Çalışanlar bunu görecek, huzursuzluk artacak. Yapacak huzursuzluk birazcık artacak. Zevk ve motivasyon arttırmayacak. Tedavi et ya, bir şey olmaz ya. 2 dakikada bakarız şimdi biz ona ya. Dur. Bu ara şanşörü kullandım. Onları çıkarmıyor. Sadece çekirdek patlaması oluyor. Çekirdek patlıyor. Onları hemen tahliye ediliyor. Tanrım, o zavallılara yardım et. Evet. Patladı. Çekirdekte yangın. Jeneratörden bir patlama sesi geliyor. Peşinden korkmuş sesler yükseliyor. Neredeyse bitmiş olan çekirdekte yangın çıktı. Birçok işçi içeride mahsur kaldı. Onları tahliye edebiliriz ama yangın kontrolsüzce büyümeye devam ederse çekirdeği yok edecek ve jeneratörü sakatlayacak. İşçileri tahliye et ve jeneratörü sakatla. Jeneratör arıza vermeye meyilli olacak. Bazı işçiler yaralanacak, çekirdekteki bütün ilerleme kaybedecek. Yangını söndürmek için hava desteğini kes. Jeneratör normal kalitede olacak. Birçok işçi ölecek. Huzursuz ve grev riski büyük olacak. Yangını söndürmek için yangın damperini kullan. Jeneratör normal kalitede olacak. Birçok işçi ağır yaralanacak. Çekirdekte bazı ilerleme kaybedecek. Acil güvenlik sistemini kullan. Benim iş güvenliğim çok yüksek olduğu için bunu kullanabilirim. Jeneratör kalitesi normal olacak. Bazı işçiler yaralanacak. Bunu kullanalım. Şu anda hiçbir ilerleme kaydetmedik. Mis gibi. Şu anda şeyle. Ve ben gelip radyatör uzantılarını yapalım. Şu an programın 9 saat ilerisindeyim. Süper. Şurada bitince buradakileri de oraya vereceğim. 1 saat içinde bitecekmiş. Buraya verdik. 6 gün içinde bu çekirdek bitiyor. 2 gün oldu. 6 günde değil. Çok iyi. Radyatör da tamam. Şunu da araştırdıktan sonra buranın şeysi tamam. Şu anda şey full. Odun full. Kömür sıkıntımız var. Kömür nasıl yapacağız? Bir tane de şuraya şey kuralım. Toplama noktası. Buralar bittiği zaman oraları toplamamız gerekecek.
Sen varmışsın, ne var orada? Hiçbir şey yok. Gel buraya. Odun, kömürü, fırınım var. En kötü odunu yakacağız. Odun şu anda full diyor. Bir tane de o zaman büyük top kaynak deposu yapacağım ben sana ya. Al bakayım, buraya yapılabiliyor. Şu anda aslında buna şeye gerek yok. Tam buradaki işçiler daha ne diyor? Korkutucu rivayetler. Durumu açıkla. Huzursuzluk büyük oranda artacak. Motivasyon düşer. Konuşma sizin ver. Efendim, görünüşe göre Londra'dan gelen son haberler tüm kampa yayılmış. Halk türlü türlü vahşi masallar fısıldıyor ama yangın yaygın nihayet ise herkesin burada ölüme terk edecek. Konuşmalarına izin ver ya. Huzursuzluk düşmesin abi zaten. Aman artmasın. Odun, kömürü, fırına adam verdim 5 kişi. Yavaş yavaş onlar şey yapsın. 3 mezara gitsen. Ne diyor bura? Kayboldu, grev bozucu. Nezaretçi biri seninle özel olarak konuşmak istiyor. Kimsenin sizi duyamayacağına emin olduktan sonra kayıp grev liderinin ölümünü itiraf ediyor. Olay şöyle yaşandı. Birkaç arkadaşla bu elemanı kaptık. Biraz konuştuk, onu ikna edecektik. Dinlemedi, kavga etmeye başladı. Daha sonra kaydı ve aptal kafasını yola çarptı. O fonu jeneratör altında yeri dökülmüş betonun altına gömdük. Cezalandır. Grev riski olarak düşecek. İşçiler ara sıra kaybolabilir. Nezaretçi ödüllendir. Kalıcı olarak düşecek. İşçiler ara sıra kaybolabilir. Ha, işçiler ara sıra hepsini döverim diyor. Nezaretçiyi cezalandırır tabii. Şerefsiz, niye adamı sorguluyorsunuz? İşçi lan o. O zaman acı, bizim şeyimiz yok. Şu anlık bitti. Tamam, jeneratörle işimiz bitti. Jeneratörü kapat. Ama jeneratör diyor. Araştırma şeysi. Her şeyi araştırdık. Yani bıçık evini araştırmayın. Veya bıçık evini de araştıralım. Şey olacak ya. Ağaçlar falan donacak da bizim ağacımız biterse belki olurumuz. Oradan şey yaparız. Üç mezar. Demir yolları aylarına git. Yeni araştırma şimdi. Burası bitti. Lan. Burada bir kokain haplarını belki imzalarız. Revir'i geç. Şurada bir şey var. İş mahkumiyeti. Yeni bina. Panoptikon. Zorla çalıştırma. Panoptikon. Zorla çalıştırma. Sadece hükümleri çalıştığı iş yerlerindeki verimliliği iki katına çıkaracak. Panoptikon kurman geçecek. Zorla çalıştırma. İş güvenliğini 3 sağlatır. İmzalayalım. Panoptikonun şeklini sevdim ben. Nerede o? Burada. Böyle bir şekli var bunun ya. Böyle değişik bir şey bu. Yapın bunu da. Buralara yiyecek verelim. Demir yol rayları. Kremen de İG'ye gitsem. Onun ismini diyemedim ama. İnşaat alanı verimli %22. Abo, eksi 3 toksik gazlar. Tamam. Üretimde şeyden gider. Bıçık evin menzil geliştirmesini yapalım. O buhar çekirdeği iki tane çok iyi, al gel buzlu platoya git. O buhar çekirdeğiyle ne yapabiliriz bu arada, bakayım şöyle daha fazla bu arada iş. O 44 tane işçi isteyebilirim şu an. Ama istedik, ne yapacağız, o da var. Onun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. 4 tane mi geliyor? 2, 2, 4. 2 de orada var. 6. Şöyle direkt şeyler yapabiliriz. Tamam. 4 tane buhar çekirdeği getir. Paçayı kurtarmak. Efendim, Manchester polis bizi cinayet soruşturması konusunda yeni bir bilgi gönderdi. Şüpheli mühendisi eve gönderme konusunda gecikmemize hoş karşılanıklarını belirtmesine rağmen en nihayetinde buna gerek kalmadı. Çünkü başta bir şüphelinin bu arada suçunu itiraf ettiğine inanıyor. İyi, nice. Bak işte biz işimizi biliriz abi. İşte böyle. Oğlum şunları yapın lan artık. Adam yok diye mi yapmıyorsunuz? Bıçkı evi menzili de tamam. Her şeyi araştırdık değil mi? Al ek avcıları da araştır. Araştırmalar bitsin diye araştırıyorum sırf. Dayıyı çağıracağım bu arada ya. Tamam sen gel. Çünkü şeyden buhar çekirdeği gelsin. Buhar çekirdekleriyle ben hızlıca şeyleri yapayım. Şunları yıkayayım.
24 saat hızlıca depoları dolduralım. Şimdi sen gene odun istiyorum senden. Buraları falan bir yıkalım ya. Yık burayı. Tamam, mühendisler geri gelin. Yiyecekten yana şey yapmayacağım. Gelişmiş rıhtım kurduk değil mi hepsine? Aynen. Tamam. Şu an baya bir maltız yapacağız. Maltızları da birazdan ısıtmak gerektiğinde yapacağım. Süper şarjı kullanmayacağım. Bir güne bitecek programın 8 saat gerisindeymişim. Hoş geldin. Seni hemen bir geri yolluyorum. Neredesin? Buraya git. Bir gün 6 saate varacak. Kaynaklar. Doldurma istasyonu. Buraya. Buraya yap bakayım. Aynen. Eksi 20'lere düşüyoruz. Eksi 30'a düştüğü an deniz donacak. Yani birkaç günümüz kaldı. Şu çekirdeği bitirmemiz lazım bizim. Ne olursunuz şu çekirdek bitsin ya. Bir gün 3 saat. Bak programın 9 saat gerisindeyiz be abi. Hadi lan. Tansiyon yükseliyor. Son sevkiyat gemileri 2 gün içerisinde ayrılacak ve halkının bir şeyler döndüğünü bildiği var. Havada fesatlık var. En kötü ihtimale hazırlanmak için. Limanları konu en iyisini umalım. En iyisini umalım abicim. Biraz daha işçi isteyeceğim. Bak toksik gazlar. Toksik gaz şu an çok var. Bana acilen son 15 işçi daha ver. Bir tane de buraya. Donuyorum. Kilometrede taşını kaçırdın. Görevimiz olduğuna ötürü otoriteler sana son bir şans vermeye kabul ettiler. Tüm kilometre taşını yerine getirmek zorundasın. Senin küçük bir geçimi vermesine sonuçlanır. Tamam abi halledeceğiz ya. Şunu ver. Bitti. %10 süper şarj yaptım. Jeneratörü bir araya getir. Şimdi termal gövdeye at. İki parça yükselt. Bunlar jeneratörün merkezi parçayı oluşturacak. Şimdi iki termal kabuk diyor da termal kabuk ne istiyor? 25 buhar, 10 çelik. 10 çelik var. 25 tane buharı yapmak lazım. 19 tane ver buraya 30 kişi. Buraya da 30 kişi var. Toksik gaz tehlikesinin sonu. Tamam buralar bitti artık. Toksik gaz artık yok. Kapattık çünkü şaftı. Buraya da adam vermeyebiliriz. Tamam kaos yükseliyor. Jeneratörün kalbinin tamamlamasıyla beraber proje tamamlanmaya yaklaşıyor. Tanrı'ya şükür. Siyasi karmaşanın arasında birçok jeneratörün vaktinde tamamlayamayacağını haberi memlekete gitmiş. Halk arasında paniğe yol açmış. Geçici hükümet bir lotarya sistemini kurdu fakat halk bunun şikayeti olduğunu düşünüyor. Durum çok değişken. Ülke kaosa gidiyor. Gitsin. Yani ülkede değiliz biz. Bizdeki sıkıntı yok. Biz şeydeyiz. Bir de bir şey diyeceğim. Bir dakika. Buradan iki tane buhar çekirdeği geldi. Ona şunu bir yüksel. Nasıl? Tamam. Bir tane de bunu yükseltelim. Kaç yapısal profil var bu arada? Bir 10 tane istiyorum ben. Kanun kitabı. Buradan bir şey imzalamayacağım artık. Sınıf ayrımı falan gerek yok onlara. Tamam burası tamam. Bir tek şey yapacağız. Burası tamam. 25'e 10. 25'miş. Oha bir dakika 25 bundan istiyor. 15 25 olacak. 40. Aynen. Çalış 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 çalış. Bu arada şunları 24 saate çevirelim. Çünkü birazdan gemiler gelmeyi bırakacak. Bir dakika ne diyor? Saatlik 20 getiriyor. Bu bitirmiş çekirdeği ama şeyi. Çeliği. Abi çelik geliyor bitiyor. C geliyor bitiyor.
Bizimkisi vardı. Ne oldu lan? İşe yaradı. Hızlı şey yaptım. Tamam, güzel. Buraya gel bakayım depoya. Depoda kesin bir şeyler vardı yani, alt üstünde. Nakliye ulaştı. Güzel. 15 kişi daha geldi. Hoş geldiniz. Bu arada iki tane yapıyoruz değil mi termal kabuk? Aynen. Bir dakika. Çelikten kaç tane istiyor? 10 tane. Tam burasıdakiler gelsin. Gelin dedi, gelin. Heh. Son emirle. Efendim, eli kulağında navigasyon kesintisiyle beraber bu telgraf istasyonu aracıyla kaynak siparişi vermek için son şansımız. Emri ver. 12 tane daha işçi abi. Burada buhar şeyi bitiyor yalnız. O kadar hızlı geliyor ki şeyler. Bitiriyoruz direkt. 13 kişi evsizmiş. Onlara bir ev yapalım ya. İnsanlar. Hop. Kaç güne biter? On ne? 12 gün ne? Dayı iyi misiniz? 15 gün diyor. 18 gün diyor. Olmaz, yok. Çok 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 çok. Buhar çekirdeği bulduk ya. Ah be, yakalandık, bağlantı kaybedildi. Bu arada bunun kaç günü varmış? Bir gün. 18 saate onu göndeririz, tamam. Buhar çekirdeği vardı orada be aga be. Eksi 30'a indi, buralar düştü, burası serin. Isıt dersem 600 yapacağım. 2 gün kadar şeyin gerisindeyim. Şöyle bir şunu basalım. Nakliye ulaştı. Son insanlar da geldi. Bunları da verelim. 9 güne bitecek diyor ya abi. 9 gün ne be? Soğuk evler. 2 gün içerisinde 19 evi ısıtalım. Şimdi evsiz bir kişi varmış. Onu bir şey yapalım. Ha, o zaten oraymış ya. Neyse. Şimdi abi şu sol taraftan başlayacağım, tamam mı? Şöyle yaptığım zaman şuraya kadar ısınıyor. Bunu da şuraya yapacağım. Bir bunlar yapılsın bakalım ne kadar ısınıyor. Ne kadar şey oluyor. Son gemi de geldi. Önce kadınlar ve ustabaşları. Siktir git, eve dönüyoruz demiş. Hayda, ne terbiyesiz adamı. Bu kadar kaçmak için son çağrı. Sonun başlangıcı son gemiler. Son gemine ayrılırken bir grup öfkeli insan limanlarda toplanıyor. Amaçları gidecek olan gemilere binmek. Onların kalması için son çağrı. Onları durdur. İşçiler ve mühendislerin %10'u yaralanacak, gitmelerine izin ver. %20'si şey olacak. Durduruyorum abicim. Yani 19 kişiyi yaralayalım. Yapacak bir şey yok. Gitmeyin siz de. Şimdi bir tane de buraya yapacağım. Böyle bir tane de şuraya yapalım, tamam. Şu anda 2 gün içerisinde bitecek diyor. Buranın yolu niye bitmemiş bu arada? Ha, buradan yol yapmamışız kendisi. Yalnız her sabah motivasyon düşecek. Yapacak bir şey yok. 30 kişi gelin bakayım şuraya. Bak, 6 kişi de buraya verelim. Burayı da ısıtalım. Bak, sıcakta çalışıyorsun işte, ne güzel ya. Bana var ya bir 30 tane bundan ver. 30 tane net. Ne diyor? Güç düşkünü. Efendim, kışın yaklaşmasıyla insanlar yemek kıtlığının konusunda endişelenmeye başlıyor. Zaten yiyecek pay dağılımını kontrol etmeye çalışıp kendine daha çok pay verdikten şikayet. Dur. Onları cezalandır. Şimdi bu dayı ne yapmış? Bu dayı şuraya gelsin. Aslanan dayılara. Aa, buradan çelik çıkarabiliriz. Eski enkaz. Buradan çelik çıkarabiliriz. Burası bitmiş mi? Bura bitmiş. O zaman buraları al. Sen de ora bitti diyorsan buraya al. Burada mı bitmiş? Hayda, kömür de bitmiş.
Ben de o zaman buraya gittim ya. İkisi kömür. Burada daha kömürümüz var bizim. Biraz ısınmak. Efendim, inşaat bölgesinde çalışan sizden ısıtıcı açmanızı minnet zorlama. Ya bir şey olmaz. Hasta olmazsınız be. Zaten revirimiz var bizim. İyileşiyorlar buradakiler. Size de şey yaparız. Al buralarda yiyecek payı verelim. Al dayı, sende varmış. Burada hiçbir şey yok. Avcının kulübesine git. Belki orada umarım yiyecek vardır, yoksa bittik. Evet, rıhtımdaki insanlar geldi mi? Gelmişler, tamam. Gelen gemi yok yani, olmasın bence de. Üstüne. Şu anda hastamız var da. Ne olmuş da yiyecek. Tamam, gel bakayım sen de. Şuradaki gemi enkazına da girebiliriz. Burası şey mi? Söz tutulamadı. Sıcaklık sözü vermiştin, sözü tutamadın. Ayda abi, ne yapayım? Eksiğe düştü. Bunları falan sökelim o zaman. Şu rıhtımları falan bir sök bunları. Bunları sök. Bunu sök. Buradan ekstra çünkü gelir olur bize ya. Bu arada bir şey merak ediyorum. Toplama noktası. Grev ne grevi, ne oluyor oğlum? Niye greve girdiniz siz? %99. Çıldırmış Hatip. Son günler. Efendim, cennetin etrafında uzun sırrım gibi bir adamın etrafında bir kalabalık toplanıyor. Adam el kol hareketleri yaparak bağırıyor. Bu Babil Kulesi'ni Yüce Efendimiz Tanrı'ya karşı inşa ettik. Şimdi onun nefreti üzerimizde. Bu yüzden bizi cezalandırmak istiyor. Soğuğu yolda tövbe edin. Dizdeki bırakın ve tövbe edin. Onu sustur. Onu tutukla, kendi haline bırak. Tutukla ya. Tutukla dayı. Buraya da buharı kullandık. Tamam. Burada bundan var ya, bana bir 15 tane yap. 20 tane. Buraya biraz adam vermemiz lazım. Geçici bir şuradaki birkaç kişi aldım. Full buraya yolladım. Bundan bir 20 tane yapalım biz bir. 15 kişi buraya verdim. Kömür çıkartacağım. Buraya 2 kişi verdim. Kömür fırını fullledim. Buraları yıkacağız. Buraya zaten vermişiz. Buraya ver. Burayı yık. Direkt toplama noktası bitti mi? Burayı 24 saate çevir. Yeni bir araştırma var mı? Her şeyi araştırdık abi. Buradaki oduna ver. Grev bitebilir mi artık? Yeter daha. Soğuk evler. Abicim bak şimdi. Isıtma seviyesini al, ikiye alayım. İş yaparsa. Tamam, hoş geldiniz. Sizi bir dağıtalım. Dağıt. Bu avcı kulübelerini yıkalım. Telgraf istasyonunu yıkamıyorum. Burayı aç aç. Abi niye bura kapalı ya? Abicim, bu greviniz ne zaman bitecek? Grev bozucumuz nerede? 5 insanımız öldü. Niye ölüyor oğlum? Tedavi eksikliğinden. Ha, depo full diyormuş lan. Ben de dedim ne oluyor? Oğlum deniz ne güzel gözüküyor lan. Buradaki çeliği topluyoruz. Çok iyi. Çeliğimiz çünkü erken bitti. Ha, grev riski mi fazla? Grev riski ev soğuk, yüksek huzursuzluk, nezaretçi denetim, bozulan söz. Tamam, burası iş yapıyor da şey yokmuş. Pazarlık et. 50 yiyecek payı verdim.
40 tane yetmez işte ya. Pazarlık et. Abi bir 10 tane daha sen yap. Bu 25 tane yeter mi? Bundan 4 tane daha yapın. Çelik gelsin bakalım. Burada zaten işçi yok. Tamam. Şu anda planın 4 günün ilerisindeymişim ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Hadi abi la hadi la hadi la. İşlerim 181. İşte bir net şey edeceğiz. Tedavi edeceğiz de. İyi. Kömür şu an çok iyi durumda. Odunumuz full hatta. Odunu yaktığımız halde odunumuz full. Bu çok iyi. Burayı zaten topluyorlar. Isıtıcısı açık. Ama lütfen şurayı bitirin. Sabah 8 olsun artık ya. Kaç saat diyecek bakalım. 8 olsun saat. 17 saat diyor. 14, 13. İyi. Yarın da bitmiş olacak. Bir 10 tane 7 tane daha yap da bana ne olur ne olmaz. Güvenemiyorum ya çünkü o jeneratörün ekstralarını da yapmak istiyorum ben. Hepsini bu arada kısa var diye uyguluyoruz. Tamam, söz tutuldu. Evleri ısıttık. Hastalarla ilgileneceğiz. Hastalara hemen bir şey ver. Yiyecek payı ver. Yiyecek bitiyor evet. Burada bir tık daha sıkıntı yaşayacağız şimdi. Hastamız çok var be. Huzursuzluk arttı, motivasyon düştü. Bu şimdi bitecek, bekleyin. 5 saat. Söz tutuldu, güzel. Bitirdim. Artık jeneratör çalışıyor. İşimiz sona erdi. Nihayet inanamıyorum. Yaptık ve çalışıyor. Bu jeneratör başardık. Efendim büyük fedakarlıkların ardından nihayet jeneratörü tamamladık. Kimleri bunun yapılmayacağını söyledi. İşte orada kampın arkasında uzanıyor. Kocaman ve cüretken. Soğuğa ve doğa anaya olan üstünlüğümüzün bir kanıtı. Adeta dünyaya bir meydan okuyuş. Göğüs gereceğiz, göğüs gereceğiz. Buz kan bizi eve götürmeye gelene kadar yapmamız gerektiği üzere neredeyse başlamak üzere çoğu yakınız ama o kadar da uzağız. Kurtarmayı bekle. Kaç gün? 3 gün içinde geliyormuş. Evet şimdi opsiyonları yapacağız ama nasıl yapacağız? Şimdi nerede onlar? Kaynaklarmış jeneratör. Şimdi ne istiyor? 10, 25, al. Bir gün 8 saat. Buradaki işçilerle artık işimiz yok gibi ya. Greve girmişler ya. İyi iş. Tebrikler falan demiş. Burası bitmiş yık. Burası yık. Bir de şeyden hasta oluyorlar. Buralarda falan çalışıyorlar yani. Şu an yiyecek bitti. Bir o sıkıntı. Peki şey gelmiş mi? Gelmemiş. Bir tane seçenek var. Çok aç kaldığımızda kendi insanlarımızı yediriyoruz. Soğuk yanı olmuşlar. Nerede oldun? Buradakileri al o zaman ya. Buradakileri al. Soğuk evler. Bazı evleri ısıtalım da nasıl ısıtalım abi? Zaten sıcak. Bir dakika, mantığın altında kalmıyor musunuz lan siz? Hayda. Al bakayım. Burası da soğuk diyor. Burada zaten iş yok ki. Burayı da terk edin. Yamyam varmış açlık yüzünden. Efendim halkımızdan biri gecenin yarısında yakın zamanda ölmüş birinin vücut parçalarını koparken yakalanan görünüşe göre onu sürgün et. Onu tutukla. Zavallının gitmesine izin ver. E gitsin bir şey olmaz be. Yani herif yamyam da. Buraları da sökün bu arada ya buraları. Yirmi tane hastalığa ilgilenmemiz lazım. Şu anda açlık kol geziyor. Ne yapacağız?
Araştırma ne alemde araştırılıyor? Burası ne? Çok soğuk. Al. Isıtacağız. Bir insanımız öldü. Niye öldün? Tedavi eksikliğinden. Herhalde bir doğum ettirecek ya. Adamlar ölüyor da neyse. Konu açlık efendim. Son günler. Efendim, halkımızın bir grup sizinle açlık yardım hakkında konuşuyor. Bir sürü tehdit ediyorlar. Ta ki bir mühendis başlığınız. Cesetleri çalan ve yiyen adam. Yaptığı şey yanlıştı ama efendim açız. Ölen zaten ölmüş. Bari canlıya bir yarar dokunsun. Hayatta kalıp merhaba dilenmek bu aptalca. Biz yamyam değiliz düşüneceğim. Alternatif yiyecek kaynağı. Yeni yiyecek. Cesetler yemek halinde çiğ yiyecek olarak kullanılabilir. Bu yeteneği kullanmak hususuz attı. Veya halk yaptığın şeyi fark ederse motivasyon büyük oranda düşer. Umut büyük oran düşer, huzur sahibi. Üzgünüm. Her ölü beden işlenip 15 çiğ bir gıda haline gelecek. 540 çiğ gıda geldi şu an. Yiyin abi, yiyin. Yiyin efendiler, yiyin. Cesetleri saymak. Geçmişte imkansız gözüküyor ama bu yeni dünyada buraya uyum sağlamak gerekiyor. Ölülerimizin bedenleri artık hayatta kalmamıza yardımcı olmak için kullanılabilir. Yapacak bir şey yok ya. Yani yiyin ya. Biraz soğuk diyor. Grev iş tut. Efendim, makine fabrikası konumundaki grevi hala çözmediniz. Talepleri karşılığında veya onları işe döndürmek için başka bir yol bulana dek grev yapacak. Diğer işçiler şu an bununla ilgilenmeyeceğim. Yap. Bir bakayım. Tamam, makine grevli dursun, orayı kullanmıyor ki zaten. La, sağlık sözü nasıl tutulamıyor? Aha. Serin, bir dakika. Isıtma seviyesi 2. E ne yapayım? Maltız ısıtmıyor. Ben ne yapayım ki la, maltız ısıtmıyor. Dur bakayım, mesela bunun ikisi 2, burası soğuk. Yani ne yapacağız ki? 2 tane mi maltız yapıyor? Aha, bir tanesi bitti, güzel. Bu arada 25 istiyor, 10 istiyor, tamam. Hepsi var. 25'i de araştır. Her şeyiyle tamamlıyorum burayı var ya. Bunları çiğ gıda olarak kullanırız ya birazdan. Hasta insan sayısı artıyor, evet. Ama yapacak bir şey yok. Birebir daha açalım acilen. Ve falan yapacağım. Bu arada revirin durumu nasıl, sıcak? Bekleyin 2 dakika, ölmeyin. Bak, yeni revir açıyorum. Ölme. Ölme, yeni revir açıyoruz. Ya da ölebilirler lan. Gıda olarak kullanırım. Hırk 6 kişi şu an tedavi ediliyor. Revir dedik. Şuralara bir revir yapalım şöyle. Mühendis var mı? 6 tane var lan. Hayda. Beş kişi buraya verelim. Tut. Abi nasıl kayıp gözlük? Efendim, eğer her şey yapalım. Planladığı gibi olursa buz kıran yarın burada olmuş olacak. Herkes burayı terk etmek için. Sabırsızsa halkından biri gemiye bakmak için gidiyor. Onu arayayım. Bunun üzerinde fakat beni. Ha, onu arayayım. Kaptan 5 kişi gidecek. E gidin. Gidin 5 kişi. Şimdi peki şuradan bir şunu yapsak. 170 çiğ gıda daha geldi. Çok iyi. Ne oldu? Sağlık bakımı sonra hastalığın tedaviye ihtiyacı var. Hemen bir revir açacağım. Tamam, açacağım. Açtık hatta. Al, motivasyon yükselsin. Tamam, güzel. Peki mühendisler nerede? Hepsi şeyde. Şuraları yık artık ya. Buralarla benim işim olmasın lütfen. Yeter lan. Yani. Son günler gözlerinin kadar. Efendim, arama ekibi gece yarısı elleri boş ve cesaretleri kırık bir halde. Adam sıçrantısı ve elbiselerinden parçalanan halka çıktı. Kana bulaşmış. Kanın üzerine olmuşlar. Kutup ayısı, ayda. Hava cidden deliriyor harbiden. Ne diyorsun? Hükümler kaçar. Hüküm yok ki zaten, hükümlü. Hüküm yok ki. Çık ceza kolonisini ya. Geri zekalı mısın?
Hükümlü mü tutuyorsun? Evet, geldik son araştırmaya. Bunu da yaptıktan sonra her şey tamam. Aşırı yükleme. Jeneratörün acil güç ayarını açmak kısa süründe ısıtma. Ek ısıtı jeneratörün maksimum ısıtma seviyesini arttırır. Genişlik borularla yapılan bir sistem eklentisi seviyesinde sirkülasyon ve jeneratörün maksimum menzilini arttırır. Güzel. Jeneratörü güzel yaptım be. Valla. Harbiden güzel oldu ya, şuna bak. Şuradaki grafik çözmeyeceğim. Kaç var? 775. Ne diyor? Efendim, halkımız yüksek grev. Grev sıkıntıları var. Abi kaldı. 4 saate şey yapıyoruz ya. Kaç saat? 22 saat mi? Çok çabuk geldi lan. Dur şunu bitireyim, böyle gel. Şu bitsin. Neydi, bitirmiş kadar olduk herhalde ya. Şuradan da kokain haplarını işaretleyelim. Bir de hap verelim millete. Veremedik de. Bitti ama o son araştırmayı da bitirmiş gibiyiz ya sanki. İşimiz sona erdi. Nihayet inanamıyorum. Bu arada. Ha, buz kırıcı kırmış dedim. Deniz normale mi döndü dedim de. Bugün için çok bekledim. Tamamlandı. Ne muhteşem. Evet. Son. Başarılı oldun. Dev jeneratör dev dağların arasında küçücük kalıp görünmez hale geliyor. Muhteşem bir mühendislik işi ortaya koydunuz. Ama yine de gelecek belirsiz. Ekibin odalarını çekilirken dondurucu rüzgarla kılbaçlanan hükümlerin suratlarını hatırlıyorsun. Hiç hükümlü kullanmadım ama bu kullanmıştım gibi şey yapıyor. Bir hapishane gemisindeki yeni bir projeye doğru gidiyorlar. Tamamlanmasını görmeye ömürlerinin yeteceğini sanmıyorsun. Ama görmek için çok hevesli olduğun memleket kargaşa içinde. Hükümler inşa ettiğiniz yeni dünyayı göremeyecek. Ama halkın ne olacak? Onların fedakarlığı tamamen başkaları için miydi? Ve bitti. Jeneratörü de kurduk. Bizim oynadığımız jeneratörler de anında böyle kurulmuştu. Burada gösteriyor. Abi şey çok güzeldi ya. Rıhtımlar falan. Rıhtımları çok sevdim. Bedava kaynak geliyor. Onu sevdim ben. Her cesur gayret fedakarlık gerektirir. Bir yanlışımız olmuştur. O da en sonunda o araştırma. Biraz geç kaldık. O yüzden o araştırma yapamadım. O da çok sıkıntı değil. Yani yapmama da gerek yok. Hani onu o oyun bonus gibi koymuş sana. Bonus ister yap ister yapma. Şu şaftı yaparken çok sıkıntı yaşıyorsun ya. O şeyi atıyorsun iki çembere. Şaftı yaparken bir sıkıntı oluyor. Jeneratör patlıyor. Çekirdek yaparken ayrı bir sıkıntı. Diğerlerinde ayrı bir sıkıntı. Grev desen grev sıkıntı. İşçi zaten az. Kontrol ediyorsun, bir de mühendislerle kavga ediyor. O sıkıntı oluyor. Yani bir de şey vardı ya, işçiyi mühendis olarak atar da gene sıkıntıydı. 10 dakikada bir Liverpool'un bir şansa daha ihtiyacı vardı. New Liverpool'u koruyoruz bu arada herhalde. Bu arada New Liverpool. 42 ölü işçi, 9 ölü mühendis. 0 ölü hükümlü. Bile ama işçiler daha iyi gibi bana geldi ya. Mühendisler çok şey davranıyor. Şu şey güzelmiş ya, bu arada gözetleyen var ya, değişik yapmışlar. Ama bu bedel adil miydi? Bence adildi be. Biliyor musun? Yeni Liverpool bölge 113. Destek kapasitesi 500 vatandaş. Hayatta kalma şansı kabul edilebilir. Liverpool'u kurduk be. Yeni Londra'yı kurduk. Liverpool'u kurduk. Hepsini kuruyoruz yeni yeni. Kurucuyuz mübarek. Evet, bu da bitti. Bir sonrakine sınırda da devam edeceğiz. Sınırda yeni Londra'nın bir karakolu. Burada artık ne yapacağız? Ben de biliyorum, güzel şeyler umuyorum. Bu bölüm bu kadardı. The Last Autumn'du galiba senaryonun adı. Tekrardan bakayım. Yani son son bahar diye geçiyor bizde. Son son bahar bu kadardı. Sınırda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.